Sayın Vekilim, bugünkü Soma gezinizde Ticaret Odası, Soma Esnaf Odası ve evet. Kamyoncular Kooperatifinde Soma 2831 işçinin alacakları kıdem tazminatları. Bunun dışında Soma'daki 60 tane esnafın 12 milyon alacağıyla ilgili görüşmeler yaptınız. Bunun dışında Kamyoncular Kooperatifinin onların da sorunlarını dinlediniz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz 15 Temmuz'dan itibaren meclis tatile girdi. 15 Temmuz'da 1 Ekim arasında meclisimiz tatildi. Esasında biz Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak bunu bir tatil olarak değil de yurttaşlarımızla, hemşehrilerimizle, toplumun çeşitli kesimlerindeki insanlarla buluşmak için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere yola çıktık. Bugün de bu kapsamda Soma ilçemizdeyiz. Soma'da ciddi sıkıntılar var, ciddi problemler var. İlk etapta ilk ziyaretimiz Soma Ticaret Odası'na oldu. Biliyorsunuz Soma'da istenmeyen bir 301 madencinin hayatıyla sonuçlanan bir facia yaşandı. Bu faciadan sonra yaşanan süreci iyi kötü herkes biliyor. Çok ciddi sorunlar, sıkıntılar Soma'da yaşandı. İşte 2831 tane Soma AŞ çalışanı, işten çıkartılan Soma AŞ çalışanının kıdem tazminatları, ihbar tazminatları henüz ödenmiş değil. Bilindiği gibi Torku Soma'da bir termik santral işletmekte ve Torku'nun TKİ'ye 500 milyonların üzerinde borcu olduğu söylenmekte. Bu borçtan dolayı TKİ'de işte mal alımı yapmış olduğu, kömür almış olduğu ocaklara ödemelerinde sıkıntılar yaşatmakta ve bu da zincirleme bir şekilde Soma'daki esnafa yansımakta. Esnaf söz konusu şirketlerden hak edişlerini yapmış oldukları mal ve hizmetler karşısında almış oldukları ücretlerde, ödemelerde ciddi sıkıntılar yaşandığı söylenmekte. Zaten ekonomik sıkıntıyla bu iç içe olan ülkemizde ve Soma'da esnafımız bundan çok ciddi şekilde muzdarip olmakta. Bu konuda neler yapılacağı üzerinde fikir alışverişlerinde bulunduk. Buna keza o tarihten bu zamana kadar Soma'da yaklaşık 60 tane esnaf toplamda 12 milyon lira civarında bir Soma AŞ'den alacağı var. Bunu daha önceki günlerde Soma Ticaret Odası Başkanı dile getirmişti. Onunla yapmış olduğumuz sohbette bu alacağın ne şekilde tahsil edebileceği konusunda yasam olarak bizler neler yapılabiliriz? Bu konuda bir bilgi alışverişinde bulunduk. Faydalı bir ziyaret oldu bana göre. Özellikle Soma Ticaret Odası'nda yapmış olduğumuz ziyaret. Daha sonrasında Soma Esnaf Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ettik. Esnafın içinde bulmuş olduğu ciddi sıkıntılardan bahsettik. Soma esnafı ile ilgili neler yapılması gerektiğinden bahsettik. İşte nedir bu sıkıntılar biliyorsunuz. Kiradaki stopaj esnafın üzerinde ciddi bir yük oluşturmakta. Bağkur primleri ona keza. Bunlarla ilgili bir bilgi alışverişinde bulunduk Soma Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı'yla. Biz esnafla alakalı yapılması gerekli olanlardan, partimizin programından bahsettik. Ve ardından da Soma Nakliyeciler Kooperatifi'ne gittik. Orada da Soma Nakliyeciler Kooperatifi de aynı şekilde bu 60 tane Soma Ticaret Erbabı'nın Soma AŞ'den 12 milyon liralık bir alacağı var, tahsil edemediği uzun vadeli bir alacağı var. Soma Nakliyeciler Kooperatifi de, kooperatifin de ciddi bir alacağı varmış, onu öğrendik. Yaklaşık 2,5 milyon lira gibi bir rakamda alacağı var. Bunun tahsili konusunda neler yapabileceğimizi konusunda bir fikir alışverişinde bulunduk. İyi oldu, güzel yani benim için faydalı bir etkinlik oldu bugün yapmış olduğumuz etkinlik. Evet, burada üzerinde durulması gereken şey Soma AŞ'nin işten çıkarttığı 2831 tane işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarının bir an önce ödenmesi gerekli. Bununla ilgili yapabileceğimiz şeyler ne? Onun hakkında bilgiler edindik ve ciddi bir mağduriyet yaşanmış burada. Evet, çok canlarımız yandı. 301 tane madencimizi kaybettik. Önemli bir faciadır bu ve bunun sonrasında da Soma AŞ, Soma'da yaklaşık 60 tane esnafa 12 milyon tutarında bir borcu birikmiş. Çok ciddi bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Bu kriz ortamında bunların tahsil edilmemesi önemli sorunlar ortaya çıkartıyor. Şunu öğrenmiş olduk bu arada.
Biliyorsunuz bu Soma AŞ faciadan sonra madeni TK'yı işletti. Bu madendeki çalışanlara ücretleri TK'yı verdi. Hak edişlerden keserek TK'yı verdi. Servis ve diğer alacaklara bu süre içerisinde para ödendi. Ve Şubat ayında, 21 Şubat'ta da söz konusu Ocak, Yeni Anadolu madenciliğe devredildi TK'yı tarafından. Burada şöyle bir sorun ortaya çıkmış. Servisçilere Aralık, Ocak, Şubat ücretleri ödenmemiş, ödenmeyeceği söylenmiş. Bunun üzerinde duracağız. Bu arkadaşlarımızın sorunlarını dile getireceğiz. Bizim için düzgün, verimli bir çalışma oldu.